Şimdi öyle geliyor ki dijitallik kalpsiz bir şey. Aslında bunun altında başta da söylediğim gibi bir acı var. Aslında daha iyi olsun, daha mutlu bir dünya olsun diye uğraşan bir insanlık var. Şimdi içimizde daha yani daha da odağı insan ve çevre olan bir sosyal girişim var. İki okka. Şimdi onlar da daha mutlu, daha esenlikli, daha insanca yaşayabilmek için bir sosyal girişim başlattılar. Ve burada birlikte anlatacaklar. Hoş geldiniz. Öncelikle herkese merhabalar. Ben Berivan Okka. Ben Halil Okka. İki Okka olarak karşınızdayız. Aslında biz birazcık kendi hikayemizi başlayarak ondan bahsetmek istiyordum ama öncelikle burada bir startup gündemi olduğu için sorunu tespit edebilmek, bu fikrin nereden çıktığını göstermek daha değerli. O yüzden ben birazcık o kısma değineceğim. Berivan'da projenin son halini size bahsetmeye çalışacak. Biz de Contactverse'in içinde olmaktan çok mutluyuz. Aslında kendi hikayemiz Demet Hanım'la ve Contactverse'in içerisinde bir girişime dönüştü. Burada umarım daha güzel şeyler yapmak için bize fırsat da sağladıkları için tekrar onlara da çok teşekkür ederiz. Tamam. Şimdi hepimiz için biliyorsunuz temel ihtiyaç var. Bunların en başında da barınma ihtiyacı geliyor. Burada görselde gördüğünüz gibi birinci resimdeki gibi bir basit baraka da yapabilirsiniz. Ya da ikinci resimde gördüğünüz gibi daha lüks bir yapı da yapabilirsiniz. Ama günün sonunda barınma ihtiyacımız değişmiyor. Ve bu barınmayı çözebilmek için mecburen bir inşaat süreci yaşamak zorundayız. Ve inşaat süreci günümüzde bildiğiniz üzere çok katmanlı bir iş. Birçok konunun iç içe geçtiği ve birçok uygulamanın gerçekleştiği bir uygulama. Dolayısıyla burada nitelikli yapı yapmak istediğinizde bir sürü zorlukla karşılaşıyorsunuz. Bu nitelikli yapının içerisinde binanın kalitesi, içerisindeki yaşam kalitesi ya da inşaattan sonraki yaptığınız binanın işletme süreçlerini de kapsıyor. Dolayısıyla buradaki nitelik kavramını basitçe özetleyen 6M kuralından bahsetmek istiyorum. Dünyada nitelikli bir yapı için iyi bir iş gücü, nitelikli malzeme kullanımı ve kullandığınızın ekipmanın nitelikli olması, iyi bir kaynak paraya sahip olmanız ve bu işe zaman ayırmanız, bir de bunların hepsinin bu anlayışla düzgün bir şekilde yönetilmesini kapsıyor. Şimdi bu yapıları ele aldığımızda şöyle bir durum var. Evet, buradaki uzmanlar bu işleri çok düzgün bir şekilde yapıyor ama bir durumda da arz ve talep dengesiyle karşı karşıya kalıyoruz. Günün sonunda biz nasıl bir konut istediğimizi söylediğimizde o konut tipleri üretilmeye başlıyor. Burada da arzı belirleyen kullanıcı olduğu için bazen uzmanlar kadar konuya hakim olamayabiliyorlar. Dolayısıyla burada bir çelişki oluşmaya başlıyor. Buradaki anlatılan startup projeleri ve diğer konuların hepsinde büyük projelerin büyük bir avantajı var. Onlar zaten düzgün uzman kişilerle, uzman ekiplerle çalıştıkları için her türlü nitelikli bilgiye çok rahat erişebiliyorlar. Ama siz küçük, kendinize özel, ölçekte minimal, müstakil bir ev yapmak istediğinizde bu kadar nitelikli bilgiye maalesef erişemiyorsunuz ya da bu kadar nitelikli ekipman bir araya getiremiyorsunuz. Burada da iş birazcık aslında mal sahibine düşüyor. Ama mal sahibi bu konulara çok uzak olduğu için sadece şöyle bir talepte bulunuyor. İşte şu malzeme iyi olsun, mutfak daha kaliteli olsun gibi sonuçlar ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz birazcık burada bilginin paylaşılması gerektiğini düşündük. Özellikle küçük ölçekte inşaatla ilgili çok fazla verinin başkalarına anlatılması, doğru yanlış neyse bunları paylaşmamız gerektiğini, böylece insanların kendi evlerini, kendi barınma ihtiyaçlarını çözerken başkalarının deneyimlerini de kullanarak bu süreçleri verimli hale getirebileceklerini düşünüyoruz. Bu bakımdan kendimize yapmaya başladığımız evle ilgili bütün çıktıları açıkça insanlarla paylaşmaya başladık. Bununla ilgili bir YouTube kanalı oluşturduk. Bu kanal üzerinden bu videoların hepsini paylaşıyoruz. Aynı zamanda sahada gelen ziyaretçilerimiz var. Mesela Umman'dan gelen böyle 40 kişilik bir ekibe buradaki bütün deneyimlerimizi aktardık. Yine başka bir ekiple aynı şekilde bütün çıktıları paylaşıyoruz. Şu anda bizim yaptığımız yapı birazcık daha pasif house niteliği taşıyan, dünyada da yaygınlaşmakta olan bir konsept. Birvan biraz sonra o detaylardan size daha çok bahsedecek. Bu çıktılar sadece bizim ülkemizde değil, şu anda dünyada da ön planda olan birkaç tane alanda, mesela Sus Fuarı'nda bundan bahsettik. Yine Boston'daki Energy Building'de kendi sunumumuzu yaptık. Çıktılarımızı orada insanlarla paylaştık. Dolayısıyla biz kendi çıktılarımızı ortaya koyduğumuzda bu bilginin daha sürdürülebilir olacağını düşünüyoruz.
Şimdi projenin ne durumda olduğunu ve şu anda elde ettiğimiz çıktılardan kısaca da size Berivan bahsetmeye çalışacak. Ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Biz projemize aslında böyle projemize aslında sadece bina olarak bakmıyoruz. Ancak bugün size paylaşacağım şeyler bina özelinde olacak. Biz tüm alanın daha sürdürülebilir olarak düşünerek bir yaşam alanı tasarlamaya çalıştık. Burada da projeyi 3 tane ana faza ayırdık. Bunlardan birincisi pasif ev kavramı, yani pasif house ile ilerleyeceğiz. İkinci kavramımız alanda evi tamamladıktan sonra kendi gıdamızı üreteceğimiz kısma geçmek. Ve üçüncü olarak da alanın tamamının bir bütüncül yaklaşımla kendi kendine yetebiliyor olması. Buradan neyi kastediyoruz? İşte atık oluşturmamak, yani sıfır atığa ulaşmak, alandan elde ettiğimiz suyu en verimli şekilde kullanmak, yine enerjide etkin olmak, bunun haricinde zamanı, aklınıza gelebilecek tüm her şeyi iyi yönetebileceğimiz bir alan tasarımına gitmek asıl hedefimiz. Şimdi İlk tabii fazımız ev olduğu için biraz size ondan daha detaylı bahsedeceğim. Şimdi biz neden pasif evle ilerlemeye karar verdik? Şimdi pasif ev biraz bilimsel bir yaklaşım ve şöyle düşünün. Evin planlamasının başlangıcından evi devreye alıncaya kadar tüm aşamalarıyla ilgili belirli çıktılar var ve sürecin tamamını kapsıyor bu. Yine uygulanmış dünyada birçok örnek var ve bu örneklere siz ulaşabiliyorsunuz. Yani örnekler database'de herkese açık şekilde paylaşılıyor ve buradaki bilgiler nitelikli. Bunların haricinde de burada çıktı sonucundaki ev hem enerjide etkin hem de sağlık konusunda oldukça başarılı açıkçası. Bu bizim alan tasarımımız. Burada evi ve diğer alandaki ögeleri görüyorsunuz. Yine biraz daha renderlarda size biraz daha detayları yakından görmeniz için hepsini göstermeye çalışacağım. Şimdi biraz da inşaat aşamasında neler yaptık, bunlarla ilgili görselleri size paylaşıyor olacağım. Burada şöyle düşünün, benim paylaştığım görseller sadece pasif ev özelinde olmayacak. Yine onun özelinde göstereceğim görseller de olacak ama genel olarak bir inşaat sürecinde neler görüyoruz, bunları da görüyor olacaksınız. Temel kazısıyla tabii ki başlıyoruz. Yine binamızda burada gördüğünüz radyal temelle ilerledik ve temelde biz kül kullandık. Bu kül durumuna biraz açıklık getirmek istiyorum. Burada yanmış kül kullandık. Dünyadaki bazı pasif ev örneklerinde dolguda bu külü kullandıklarını gördük biz. Yine bununla ilgili araştırdığımızda ısı yalıtımına etkisi olduğunu da biliyoruz. Yine çok merak edenler varsa makalelerden de ulaşabilirler. Biz Sakarya'da projemizi yapıyoruz. Sakarya'da bildiğiniz üzere birinci derece deprem bölgesi. Doğal olarak burada betonarme bir yapıyla ilerlemek durumunda kaldık. Aslında projede bizi en çok zorlayan da bu oldu. Gönül isterdi ki ahşapla vesaireyle ilerleyelim. Ancak statik durumlar söz konusu olduğu zaman deprem yönetmeliğine uygun bir yöntemle biz ilerlemeyi daha doğru bulduk. Yine burada duvarlarımızı görüyorsunuz. Biz tuğlayla ilerledik. Su yalıtımı yani bütün evlerde önemli bir konu. Siz iyi bir su yalıtımı yapmadığınız sürece, evin temel yapısını korumadığınız sürece demirlerde korozyon dediğimiz şeyler oluşuyor. Bununla ilgili biz de çok hassas davrandık. Özellikle kürlenme sürelerine ve buradaki aşamaların doğru yapıldığına emin olarak ilerlemeye çalıştık. Yine bizim pasif house'un enerji modellemesinde temeldeki ısı yalıtım kalınlığımız 16 santimdi. Burada 16 santimlik XPS uyguladık. Biz burada katmanlı bir drenaj yapısı uyguladık. Yine bu bazı ülkelerde yaygın olarak yapılan bir yöntem. Biraz hızlı ilerlemeye çalışacağım. Yine burada belli bir yani pasif havuzların bazılarında görülebilen bir durum ama şu anda günümüzde çok örnekler yok. Bazen nem oluşma durumu oluyor. Çünkü siz kabuğu tamamıyla hava sızdırmaz olarak yapıyorsunuz. Bu nemi önlemek için de biz hem içeride hem dışarıda kaba sıvayla ilerlemeye karar verdik. Burada onun görüntüleri. Yine burada
hava kaynaklı bir ısı pompası ile ilerliyorsunuz. Mekanik sistem bu gördüğünüz. Ortada gördüğünüz de fan coil. Yani hem ısıtmayı hem soğutmayı bu sistemle sağlıyorsunuz. Bu tabii sadece bir tanesinin görüntüsü ama evin belli yerlerinde ihtiyaç durumuna göre olarak dizayn edilmiş şekilde bunlardan mevcut. Yine çatıda ısı transferi oldukça fazla. Biz de bunu bekliyorduk açıkçası. Bizim değerlerimizde 25 santimlik bir XPS çıktı. Burada da onu görüyorsunuz. Bu bildiğimiz bir durum aslında. Yani bütün mekanik sistemi siz yaptıktan sonra tabii o görüntüden rahatsız olacağınızı düşünüyorsanız bu şekilde asma tavanla kapattık biz. Yine iç sıva detayları. Burada pasif evde aslında bir ısı köprüsü oluşması istenmiyor pencerede. Bu Türkiye'de çok uygulanan bir yöntem değil. Biz de burada deneyimlemiş olduk. Bir ahşap kör kasa dönerek pencereyi bu ahşap kör kasanın içerisine yerleştirdik. Bu aşamada işte uygun olmasını sağlayacak şekilde işte L demirlerle dengesini sağladık. Yine ahşap takozlarla dengeyi sağlayıcı şekilde alt tarafında bu ağırlığı dengeleyici bir yöntem kullandık. Yine şu an yakında göremiyorsunuz ama eğer bizi YouTube kanalımızda takip etme şansınız olursa buradaki tüm süreci de anlatıyor olacağız. Yani detaylarıyla her şeyi paylaşacağız. Şu an süre çok sınırlı. Burada yine pencere montajımızı görüyorsunuz. Yine farklı bir yöntemle ilerledik. Yine mantolama oldukça önemliydi bizim için. Çünkü dış cephede 20 santimlik bir EPS kullandık. Yani normalde zaten çok uygulanan bir yöntem de olmadığı için sahada birebir de olarak özellikle gördüğünüz bu ahşap takozlarda oraya doğru şekilde monte edildiğine emin olarak ilerleyen bir yöntemle burada yer aldık. Bu mantolama bildiğimiz normal yöntemlerle sıvada pek bir şey değişmiyor. Dekoratif sıvası ve burada evin aslında son halini görüyorsunuz. Dış boyanın yapılmış halini görüyorsunuz. Yine bu çıktıların tamamını siz yaptığınızda Passive House'un istediği bir durum var. Bu blower door testi denen bir test yapmanız gerekiyor. Yani eviniz gerçekten bu hava sızdırmazlığı sağlıyor mu? Şimdi biz ilk testimizi yapmış bulunuyoruz. Çünkü sıvadan sonra yapıp bir durumu görmek istiyorsunuz. İstenilen değer normalde 0.6. Bizim şu anda evde elde ettiğimiz değer 0.3. Ya inşaatta en önemli bizim çok dikkat ettiğimiz konulardan biri de bu. Burada da bir farkındalık yaratmak istiyoruz. Çok fazla atık çıkıyor inşaatta. Yani bizim gözlemlediğimiz bu atıkların neredeyse %90'ının geri dönüşülebilir olduğunu gördük. Yani buradan EPS'den, XPS'den tutun da ki biz bunları ileri dönüşüme verebildik. Söveciler bunları kullanabiliyor. Yine buradaki işte kağıtlardan tutun da diğer bütün malzemeleri ayrı ayrı ayrıştırdığınızda geri dönüşüm bunu çok rahatlıkla sağlanabiliyor. Ama şunu söylemek istiyorum. İnşaatta bütün işçiler her şeyi yakılabilir bir ürün olarak görüyor. Ha, bunu da bir an önce çözmek adına burada bir duyarlılık oluşmasını isteriz. Yine bizim sürdürülebilirlik kavramımız biraz tek başımıza yaptığımızda çok bir anlam ifade etmeyeceğini düşünüyoruz. O yüzden eğer hepimiz hep beraber bu konularda daha duyarlı olup kendi yaşayacağımız alanları da bunlara göre tasarlayabilirsek çok daha verimli olacağını düşünüyoruz ve bu terime sürdüre beraberlik diyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.